Herkese merhaba arkadaşlar. Eğiz Daf Tarih 20. Föyümüzde Dünya Gücü Osmanlı 2 ünitesini birlikte işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. 1520 ve 1595 yıllar arasında meydana gelen gelişmelerin tarih şeridini görüyoruz arkadaşlar. Kanuni'nin ilk fethi olan Karadaki ilk fethi, Belgrad'ın alınması, Denizlerde Rodos'tan bahsetmiş olacağız. Hindistan'da Babür İmparatorluğu'nun kurulması. Mohaç'la Macaristan'ın fethi gerçekleşecek. Ee, Viyana kuşatması olacak arkadaşlar. Cezayir'in alınması var. İstanbul Anlaşması var ki Avusturya Aşürük'ü sadrazama denk sayılacak. Irak'ın seferleri var. Bağdat alınacak. Fransa'ya kapitülasyonlar verilecek. Hint Deniz seferleri var. Portekiz tehdidi ortadan kaldırılacak. Preveze kaldırılması için Preveze Deniz Zaferi var. Doğu Akdeniz özellikle Osmanlı hakimiyeti sağlanacak ve Türk Gölü haline gelmiş olacak. Yine Trabzonskarp'ın fethi gerçekleşmiş olacak. Habeş Eyaleti'nin kurulması var. İran'la ilk anlaşma olan Amasya Anlaşması'nın gerçekleşmesi var arkadaşlar. Deniz Savaşları var. Denizlerde fetihler söz konusu Kanuni'nin son seferi Ziget var seferi. Ee, Yemen'in alınması var. ikinci Selim döneminde Kıbrıs'ın fethiyle Doğu Akdeniz hakimiyeti pekişmiş olacak. Ama dönüşte haç donanması olan İnebahtı yenilgisi gerçekleşecek. Fas Vadisi savaşıyla Savaşı e, Osmanlı'ya geçecek ve Ferhat Paşa ile 3. Murat döneminde Doğu'da en geniş sınırlara ulaşılmış olacak değerli arkadaşlar. Gelelim Kanuni Sultan Süleyman dönemi gelişmelerine. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar Kanuni Yavuz Sultan Selim'in tekoğlu olarak yani taht mücadelesi yaşamadan tahta geçmiş bir kişidir. Ee, ve 46 yıl saltanat sürerek Osmanlı'da en uzun süre tahta kalan bir padişahtan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Kanuni'ye baktığımızda... Ee... Batıllar kendisine muhteşem büyük Türk ünvanı vermiştir. Ee, doğu'da ise kanuni ünvanı e, kullanılmaya başlamıştır. Özellikle ee, özellikle hukuk kurallarının uygulaması ve hassasiyeti onun kanuni ünvan verilmesine de neden olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti'nin rakiplerine bakıyoruz. Avrupa'da Macaristan, Avusturya Arşidüklüğü, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu aslında burada bir aile var Osmanlı gibi. Habsburg Hanedanı arkadaşlar Avrupa'da etkisini göstermektedir. Doğu'da ise Şii nitelikli bir devlet olan Safi bir Devleti İran'da kurulmuş bir devlettir. Denizlerde baktığımızda Venedik, Papa, Rodos Şövalyeleri, Malta, İspanya, Portekiz Osmanlı'nın rakipleri arasında yer almaktadır. Kanunun Avrupa politikasına baktığımızda iki temel politikası vardır. Avrupa'da fetihlere devam etmek ve Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamaktır. Mezhep çatışmalarını körüklemektedir. Her iki politika kendi döneminde gerçekleşmiştir. Aynı zamanda aslında bir şey daha söyleyelim burada. Reform hareketlerini desteklemek ikinci maddeye. Reform hareketlerini Desteklemek de kanun politikası arasındadır. Neden? Çünkü reform hareketleri Avrupa'da mezhep çeşitliliğini arttıran Katolik Kilisesi yani papalığa karşı bir mücadeleyi sağlayan gelişmedir. Dolayısıyla kanuni reform hareketlerini de desteklemiştir. Avrupa fetihlerine baktığımızda karadaki ilk fetih Belgrad'ın alınmasıdır. Belgrad Orta Avrupa'ya açılan bir kapı durumundadır. Stratejik önemi vardır. Ee, ve Belgrad 1521 yılında Macarların elinden alınmış oldu. Ve askeri bir üs olmuş oldu arkadaşlar. Macaristan'ın fethine baktığımızda Mohaç Meydan Savaşı ile 1 saat 45 dakika hatta 2 saat de sürmüş bir savaştır. Mohaç Meydan Savaşı ile bütün Macaristan Osmanlı hakimiyetine geçmiştir arkadaşlar. Bu savaşın sonuçlarına baktığımızda e, Macaristan'ın bir kısmını merkeze bağladı. Diğer kısmını da Erdal Beyliğini kurmuş olduğu Başına da yerel bir yönetici olan Yanoş'u getirmiş oldu. Bir fetih politikasıdır bu. Osmanlı'nın Orta Avrupa hakimiyeti başlamış oldu ve ilk defa mücadeleler kanununda Avusturya ile tabii ki başlamış olacak. Neden? Macaristan'ın ele geçirmesiyle Avusturya ile sınır komşusu olunmuş oldu arkadaşlar. Böylelikle ilk mücadelelerde kanun döneminde başlayacak Avusturya karşısında. Birinci bir yanı kuşatmasına bakalım. Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın Macaristan'ı ele geçirmek istemesi ve bu bağlamda Budin'i işgal etmesi. Bunun üzerine 1529'da Macaristan seferine çıktı. Bu dini geri aldı ve Viyana'yı kuşattı. İlk kez tabii ki İki kez kuşatılacak. Birisi diğeri de 1681-83 4. Mehmet döneminde ama onun sonuçlar itibariyle Osmanlı büyük kayıplar yaşayacak tabii ki. Birinci Viyana kuşatması da başarısızlığa uğradı. Kış mevsiminin yaklaşması, kuşatma için gerekli silahların getirilmemesi, işte tımarlı spayinin parasının bitmiş olması gibi durumlar kuşatmanın sona erdirilip geri gelinmesine neden olmuş oldu arkadaşlar. Almanya seferine bakacağız 1532'de. Avusturya kralı Ferdinand yine Kanun'dan Macar topraklarını istemiş ve e, bu tekrardan işgal etmiştir. Kanuni bu kurtarıyor arkadaşlar. E, bunun üzerine Ferdinand kardeşi Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şartlen ile Osmanlı Devleti'ne karşı e, ittifak kuruyor arkadaşlar. Tabii ki karşısına çıkacak cesareti bulamıyorlar e, ve Kanun'da Avusturya işlerine kadar girerek her, her yeri yağmalıyor. Almanya'ya da akıncılar gönderiyor ve Almanya'yı yağmalatmış oluyor arkadaşlar daha sonrasında Ferdinand, Avusturya Arşidüklü Ferdinand elçi göndererek Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa ile İstanbul Anlaşması'nı imzalamıştır. İstanbul Anlaşması'nın diğer adı da İbrahim Paşa Antlaşması'dır diye dikkat arkadaşlar 1533 yılında. Bu antlaşma önemli bir takım farklılıklar var o da şu. Avusturya Arşidükası yani aslında hükümdarı diyebiliriz. Osmanlı padişahı değil de Osmanlı sadrazamına denk sayılacak ve mektubunda biraderim diyecektir. Dolayısıyla bu durum Osmanlı'nın 1606 önce şurayı yazalım. Avusturya'ya karşı siyasi üstünlüğünü kabul ettiğini gösterir. Ne zamana kadar 1606 Zitvatorok antlaşması imzalanana kadar arkadaşlar. Orada Avusturya Arşidükası Osmanlı Padişahına yeniden denk sayılmış olacak. Bunun dışına baktığımızda Avusturya yani Ferdinand Macar Kralı Yanuş'u tanıyacak. Osmanlı Devleti'ne 30 bin dükü altın ödeyecek. Yani ekonomik kazanç da var burada değerli arkadaşlar. Ve böylelikle Osmanlı Devleti Avusturya'ya karşı üstünlüğünü kurmuş ve devlet gelirlerini de arttırmış oluyor arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Dördüncü maddeye baktığımızda anlaşmanın süresi Avusturya'nın isteğine bağlı olacak. Aslında burada Osmanlı Devleti'nin kendisine siyasi ve askeri anlamda ne kadar güvendiğini gösteriyor. Dolayısıyla ee, burada bir ince bir ayar var. Diplomatik bir dilde. Savaşmak istiyorsan anlaşmaya uymazsın. Savaşmak istemiyorsan anlaşmaya uyarsın. Bu senin kararın. Dolayısıyla senin davranışına kalmış bir durumdur diyor ve kendi gücünü göstermeye çalışıyor bu şekilde. Kanunun Macaristan'ı 3'e bölmesi. Tabii ki Kral, e, Macar Kralı Kanuni'nin atadığı Yanuş'un ölmesi üzerine Ferdinand yeniden Macaristan'ı işgal etti. Bunun üzerine tekrar Kanuni 1541 yılında sefere çıktı ve e, Kanuni Macaristan üçe böldü. Güney Macaristan Budin Beyler Beyliği adıyla Osmanlı eyaleti oldu. Orta Macaristan Erdel adıyla Yanuş'un olduğuna ait oldu. Yani aslında Osmanlıya bağlı bir prenslik. Kuzey Macaristan'da Avusturya'nın olmuş oldu değerli arkadaşlar. Evet Osmanlı'nın 1566 yılındaki sınırlarını görüyorsunuz. Burada Yemen, Aden, Kuzey Afrika büyük bir kısmı ele geçirilmiş durumda. Ba Avrupa'ya baktığımızda Belgrad alınmış ve Viyana kapılana kadar dayanılmıştır arkadaşlar. Osmanlı sınırlarını Doğu'da da Bağdat'a kadar genişletmiş bir durumdadır. İstanbul Anlaşması'nın yenilenmesi. Anlaşmaya rağmen Ferdinand Manceristan'a saldırmaya devam etti. 1547 yılında İstanbul Anlaşması yani 1533'te yapılan İstanbul Anlaşması tekrardan e, yenilenmiş oldu. E, değerli arkadaşlar. Kanuni son seferine baktığımızda ise Ferdinand'ın yerine geçen Maximilian'ın saldırılarına devam etmesi üzerine 1566'da Zigetvar seferine çıktı. Kale kuşatması sırasında e, Kanuni hayatını kaybetti ancak askerlere bu haber edilmedi ki kuşatma e, olumsuz sonuçlanmasın diye. Ve e, Zigetvar Kalesi ele geçirildikten sonra Kaan'ın ölüm haberi verildi ve böylelikle Belgrad'a geldi. Oğlu 2. Selim orada onu karşıladı. Belgrad'da da cenaze namazı kılındı ve tahta 2. Selim yani Sarı Selim tahta geçmiş oldu değerli arkadaşlar. Burada Zigetvar Seferi'ni gösteren bir minyatür görüyorsunuz. Kaan'ın tuğrası bu. kan dönemine baktığımızda Süleymaniye Camii ki e, Mimar Sinan tarafından yaptırılmıştır kalfalık eseri e, önemli eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu yönündeki gelişmelere baktığımızda İran sorunu ve ilk Osmanlı-İran anlaşması. Arkadaşlar İran sorunu biz daha önce söyledik. Sünneşi çatışması, Doğu Anadolu'da nüfuz hakimiyeti, işte İran'ın Osmanlı iç işlerine karışması, Anadolu'da isyanları kışkırtması gibi durumlardı. Bu nedenle kanuni 1534, 48 ve 54 yıllarında İran'a üç kez seferler sefer düzenlemiştir. Ve bu seferlerin sonunda Şah Tahmas barış istemiş ve Osmanlı ile İran arasında İlk defa Amasya Anlaşması yapılmıştır değerli arkadaşlar. İlk kan dönemi de gerçekleşmiştir. Hemen şuranın altını çizelim. Peki ne olmuş? Erivan, Tebriz, Bağdat ve Doğu Anadolu'nun Osmanlı'ya ait olduğu Şah Tahmas tarafından kabul edilmiştir. Belli bir süre İran tehlikesi ortadan kalkmış olacak arkadaşlar. Ee, daha sonra 20 yıl sonra e, yani 1555'te yapıldı. 1570'lerden sonra tekrardan İran'la mücadeleler başlayacak. 1590 yılına geldiğimizde Meşaleler Savaşı Meşaleler Savaşı gece de bu savaş devam ettiği için Meşaleler Savaşı yapılmış ve sonunda Ferhat Paşa Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla Azerbaycan, Gürcistan, Dürüstan, Dağıstan, Osmanlı'ya geçti ve Zaros Dağları'na kadar olan bölge Osmanlı'nın elinde olmuş oldu. Doğuda en geniş sınırlara Böylelikle ulaşılmış oldu arkadaşlar. 3. Murat dönemindeki önemli gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır değerli arkadaşlar. Evet örnek birinci sorumuz var. E, 2010 YGS sınavında çıkmış bir sorudur değerli arkadaşlar. Hemen bakalım. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Anlaşması ki 1533'te arkadaşlar. Avusturya'da. Anlaşmasında Avusturya İmparatorunun Osmanlı Sadrazamına protokol bakımından denk sayılması ve Avusturya İmparatorunun barışı bozmadıkça anlaşmanın yürürlükte kalması kabul edilmiştir. Bu duruma göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Barış süresinin Avusturya'nın davranışına bağlı olduğu e, anlaşmanın yürürlükte kalması barışı bozmadıkça kabul edilmiştir Avusturya tarafından. O halde A'yı eleriz. Söyleyilemezi soruyor. B. Sadrazamla padişahın yetkilinin eşit olduğu. Hayır. Sadrazam padişahın altında yer alır ve yardımcısıdır. Bu yetkilinin eşit olduğu değil. Avusturya'nın e, hükümdarının padişaha değil de sadrazama denk sayılarak onun üzerinde siyasi üstünlüğü kurduğunun göstergesidir. Dolayısıyla B bizim aradığımız cevap olmuş olacak. Buradaki Sadrazam'a denk olması durumu Avusturya üzerinde üstünlüğü kurulduğu, siyasi üstünlüğü kurulduğunu göstergesidir. C yeledik. Ee, Osmanlı Devleti'nin güçlü bir devlet olduğunu gösterir. Savaştan galip çıktığı için zaten bu anlaşmayı yapmış olur. Cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Örnek ikinci sorumuza bakalım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran ile mücadeleye girişilmesi gerekçelerinden hangilerine dayandırılabilir? İran'ın doğu sınırının güvenliğini tehdit etmesi en temel sorunlardan biri buydu. İki Şah Tahmasım'ın Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca bir tavır takılması. Evet. Kanun Sultan Süleyman'ın batı yönelik seferlerinin İran'ı rahatsız etmesi. Arkadaşlar İran'la Osmanlı arasındaki temel sorunlar 1 ve ikinci öncül. İşte Sünni-Şii çatışması durumlarıdır arkadaşlar. Batıya yönelik seferleri İran'ı rahatsız etmez. Çünkü İran'ın batıyla bir ilişkisi yok arkadaşlar. O halde bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı 1 ve 2 dir. 3. madde Avusturya'yı rahatsız eder ve Avrupalı devletleri rahatsız ederken Ki nitekim Avusturya ile Osmanlı mücadeleleri de bu bağlamda sürmüştür. Gelelim Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya tanınan kapitülasyonlar. Fransa Kralı 1. Fransuva'yı görüyoruz burada. Fransuva'nın şart e esir düşmesi ki Avrupa'daki güç mücadelesidir bu. Bunun üzerine Kanun'dan yardım istemiştir. Kanun işte e, ben ki yeryüzünün sultanlarına taç giydirmiş sultanlar sultanı Kanuni Sultan Süleyman. E, Sen ki Fransa kralı Fransuva en nihayetinde de aslında şunu söyle tamam sana yardım edeceğim diyor. Yani aslında biraz aşağılama tarafı da var. E, ve e, Fransuva'yı esaretten kurtarmıştı e, Kanuni Mahaç Zaferi'nden sonra. E, bunun sonucunda kanuni hem Hristiyan birliğini engellemek hem de Avrupa'da kendisine ittifaklar oluşması, karşı ittifaklar oluşmasını engellemek amacıyla Fransa'ya ayrıcalıklar vermiştir. Biz bunlara kapitülasyon, Osmanlı tarihinde ise buna Uhudatika ve imtiyazatı mahsusa denir. Dikkat! Fatih, Venediklere ticari ayrıcalıklar vermiştir. Kanuni kapitülasyon yani adli, siyasi, ekonomik alandaki ayrıcalıklar daha kapsamlı bir durumdur. Peki bu anlaşmanın ıı, maddelerine bakalım. Ee, özetle Fransa ticaret gemileri Osmanlı sularında serbestçe dolaşabilecek limanlara girebilecek. Fransız tüccarlardan alınan vergiler diğer yabancı tüccarlardan alınan vergilerden daha az olacaktır. Güzel. Ee, din ve mezheplerinde serbest olacak. Fransız tüccarlar arasındaki davalara Fransız yargılar bakacak. Ee, eğer Türklerle sorun yaşarsa Türk mahkemeleri bakacak arkadaşlar. Şimdi bu antlaşma ve imtiyazlar ancak antlaşma imzalayan hükümdarların sağ kaldıkları süre içinde geçerli olacak. bu bir tedbir antlaşmasıdır arkadaşlar. Yani kendilerinden sonraki hükümdarlar döneminde ilişkilerin bozulması, şartların olmaması nedeni, oluşmaması nedeniyle anlaşmanın devam etmeme durumu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla böyle bir sınırlama konulmuştur sevgili arkadaşlar. Tabii ki e, bu antlaşmaya göre e, Fransız tüccarların sahip olduğu ayrıcalıklara Türk tüccarlar da Fransa'da sahip olabilecekler. Peki neden böyle bir anlaşma yapılmıştır? Biraz önce bahsettik. Fransa'yı Avrupa devletlerinden kopartıp Osmanlı yanında tutmak ve Hristiyan birliğini parçalamak. Aynı zamanda coğrafi keşifler nedeniyle Akdeniz ticareti önemini kaybetmişti. Bu ticaret anlaşmasıyla aynı zamanda Akdeniz ticaretini canlandırmayı amaçlamıştır Fatih Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman sonraki dönemde verilen kapitülasyonlara baktığımızda değerli arkadaşlar İngiltere'ye sonrasında Hollanda'ya kapitülasyonlar verilmiş. Daha sonra Avrupalı devletler e, rekapitülasyonlar genişleterek verilmiştir. İşte küçük kaynarcılığı da Rusya ilk kez kapitülasyonlara sahip olmuştur. E, tabii ki kapitülasyonlar daha sonraki dönemde Osmanlı'nın gücünü kaybettiği dönemlerde Osmanlı'nın aleyhine bir duruma neden olmuştur. Örnek 3. sorumuza bakalım. 1535 Ticaret ve Dostluk Anlaşması ile Fransa'ya kapitülasyonlar verilmiştir. Bu antlaşma maddelerinde kapitülasyonların ileride hem Osmanlı'ya hem Fransa'ya zarar vermesi engellenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda devletler arası eşitlik gözetilmiştir. Buna göre kapitülasyon anlaşmasında yer alan maddelerden hangileri yukarıdaki koşulların sağlama yönelik olarak anlaşmaya konulmuştur demiş. Bakalım. Hükümdarlardan birinin ölümüyle anlaşma sona erecektir zarar vermesi bu öncülde engellenmiştir. 1. Türk tüccarlar da Fransa'da aynı haklardan yararlanacak. O halde eşitlik gözetilmiştir. Burayla ilişkilendiririz. 1 ve 2 alırız. 3. Fransız tüccarlar arasındaki davalara Fransız yargıçlar bakacaktır. Türk tüccarlar yok. O zaman sorumuza cevap alamadık. 3'ü alamayız. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı 1 ve 2 olmuş olacak arkadaşlar. Örnek dördüncü sorumuza bakalım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Akdeniz limanlarının canlanması amaçlanmıştır. Doğru. Fransız tüccarlar avantajlı bir şekilde diğer yabancı tüccarlardan Osmanlı karasuları da ticaret yapabilecek. Geçerlilik süresi anlaşma imzalayan hükümdarların hayatlarıyla sınırlı tutulmuştur. Tedbir maddesi demiştik. Fransız tüccarları hukuki ayrıcalıklar da bilmiştir. Yani Fransız tüccarlar kendi aralarında yaşadığı davalar, sorunlarda Fransız yargıçlar davalara bakabilecek. D. Osmanlı'ya karşı ulaşılabilecek bir haçlı birliğinin önlenmesi amaçlanmıştır. Ekonomik kaygıların dışında tam da bu amaçta vardır. E İspanya'daki Yahudileri ve Müslümanları haklarını korumak için güç birliği oluşturulmuştur. Hayır ikinci Bayezid dönemine denk gelmektedir. Bayezid Cem Sultan'dan dolayı e, orduyu göndermek yerine yardım gemileri gönderip buradaki bir kısım Müslüman ve Yahudilerin e, Osmanlı devletine gelmesini sağlamıştır. O halde örnek dördüncü sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Evet etkinliğimiz var tabloda tabloda bırakılan boşlukları doldurunuz demiş. Sazlıdere Savaşı hangi padişah döneminde olmuştu? 1. Murat döneminde oldu arkadaşlar 1362-63 diyebiliriz. Mücadele edilen devlete baktığımızda Bizans'la mücadele edildi. Gaza ve Cihat Anlayışı var. Palekonan Maltepe Savaşı Orhan Bey döneminde olmuştur. Mücadele edilen devlet Bizans olmuştur. 2. Kosova Savaşı 1448 2. Murat Dönemi'nde olmuştur. Balkanlar kesin Türk yurdu oldu. Haçlı ordusuna karşı. Otluk Bedi Savaşı'na baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde oldu arkadaşlar. Uzun Hasan Akkoyunlu Uzun Hasan'a karşı oldu. Hemen buraya Akkoyunlar yazalım. Mohaç Meydan Savaşı Kanuni Sultan Süleyman döneminde oldu. 1526. Süleyman döneminde oldu. Macarlar. Ridaniye Savaşı Yavuz Sultan Selim döneminde oldu. 1517. Memlükler. Çaldıran Savaşı yine Yavuz Sultan Selim döneminde oldu ve İran'daki bir Devleti'ne karşı Şah İsmail'e karşı oldu bu savaş değerli arkadaşlar. Bunlar içerisine baktığımızda bu savaşların hepsini Osmanlı kazanmış oldu. Şurada Otluk Beli ve bu savaşlar yükselme dönemi savaşlarıdır. Şunlar ise kuruluş dönemi savaşlarıdır. Yani Beylikten Devlet'e bu da Dünya Gücü Osmanlı dönemindeki savaşlardır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle dersimiz sonerdi bir sonraki ders görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar